Matfey 15. Bölüm. O zaman fariseylerken bilgiçler Yerusalim'den geldiler İhsus'a da dediler: "Niçin senin yürenicilerin çiğnerler ihtiyarların adetlerini? Zere yemekten ileri yıkamarlar ellerini." İhsus cevap etti onlara: "Siz niçin çiğnersiniz Allah'ın sımarladığını sizin adetlerinizin beterine? Zere Allah dedi: İkramna babanı hem ananı, hem kim babasını ya da anasını kötüleyecek, ölümle cezalı olsun. Ama siz dersiniz, kim der anasına ya da babasına, ne lazımdı sana vereyim, bağışı Allah'a verdim. O varınca ikramlasın babasını hem anasını." Bu türlü pahasızlandırdınız Allah'ın sözünü kendi adetinizle. İkiyüzlüler, doğru prorokluk etti sizin için İsa'ya açın dedi: "Bu insan beni ikramlar sade ağzından, ama yüreklerinden uzak benden durayar. Nafile bana baş eğil derler. Zere adam sımarlamaklarını yüre derler, sansınlar hani Allah'ın yüretmekleri." İhsus çağırdı insanı da dedi: "Sesleyin de anlayın beni. Mındarlar adamı değil o ne içine girer, ama ne ağzından çıkar, o mındarlar adamı." O zaman yüreniciler yaklaştılar İhsus'a da dediler: "Bilersin mi?" Hani bu lafları işitip fariseyler gücendiler. İhsus cevap etti onlara: "Her bir rasat hani dil koyulu benim gökteki babamdan, kökten yolunacak. Bırakın onları, onlar körlerin kör güdücüleri. Açan bir kör güder başka körü, onlar ikisi de çukur içine düşerler." Petri laf etti da ona dedi: "Açıkla bize bu örneği." İhsus dedi: "Ne siz de mi öyle zor anlayırsınız? Anlamırsınız mani ne girer adamın ağzından, girer şkembesine, sonra dışarı uğradılar. Ama ne adamın ağzından çıkar, o yürekten gelir. Tebu mındarlar adamı. Zere yürekten çıkar fena niyetler, öldürmek, orospuluk, hayırsızlık, hırsızlık, yalancılık, kötülemek. Tene adamı mındarlar, ama yıkanmadık elle nime adamı mındarlamaz." İhsus gitti oradan, uzaklandı Tir hem Sidon yerlerine. Te bir karı Hanannika geldi ona da başladı bağırmaya: "Acı beni sahibi David'in oğlu, benim kızım titsiz etlener bir fena duhtan." İhsus cevap etmedi bir de laf. O zaman onun yürenicileri yaklaştılar ona da yalvardılar: "Salver onu, zere bağırır bizim ardımıza." İhsus cevap etti: "Ben yollanmışım salt İzrail milletin kayıp koyunlarına." Ama bu karı geldi baş eğiltti da dedi: "Sabi, yardım et bana." İhsus ona cevap etti: "Dilisle alma ekmeği uşaklardan, dağıtma köpeklere." "Öyle sabi, ama köpekler de yerler kırıntıları, hani düşer çorbacılarının sofrasından." dedi bu karı. O zaman İhsus cevap etti: "O karı, büyüktür senin inanın, olsun nice sen istersin." Birden onun kızı alıştı. İhsus ayrıldı oradan da gitti Galile'ye gölün yanına. Bindi bir bayır üstüne da oturdu orada. Çok insan geldi ona orayı. Getirdiler kendilerinden topalları, köorları, mutuları, sakatları hem çok başka hastaları. Koydular onları onun ayaklarına. Dava onları alıştırdı. İnsan şaşardı. Görüp hani mutular laf ederler, sakatlar alışırlar, topallar gezerler, körler görerler. Onuştan metinlerdiler İzrail'in Allah'ını. İhsus topladı yürenicilerini da dedi: "Canım acıyor bu insana. Üzeri 3 gün durarlar yanımda, da yok ne isimler. İstemerim onları salvereyim ağaç, hani ki bayılmasınlar yolda." Yürenicileri dediler: "Nereden alalım bu kadar ekmek bu çol yerde, da doyuralım bu kadar insan?" "Kaç ekmeğiniz var?" sordu İhsus. "7 ekmek hem birkaç balık." Cevap ettiler onlar. O zaman İhsus sımarladı insana otursunlar yere. Aldı 7 ekmeği hem balıkları, şükür etti Allah'a, sonra kırıp verdi yürenicilerine. Onlar da pay ettiler insana. Hepsi yediler de doyundular. Sonra topladılar yemek parçalarını, yedi dolu sepet. Onlar hani yediler, vardı bir 4000 adam karlardan hem uşaklardan kare. Sonda İhsus bıraktı insanı gitsinler. Kendisi girdi kayık içine, da geçti Magdala yerlerine.